Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğniyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size gördüğünüz gibi bu güzel gelincik modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Bu Bildiğiniz gibi arkadaşlar iğne yuvasında olan bir model. Bu şekilde iç içe geçmiş yaprakları. Bunu tığa çevirdim arkadaşlar. Bunu isterseniz mevlüt örtülerinin üzerinde veya da arkadaşlar benim gördüğüm bu güller peçetenin üzerindeydi. Bu kumaş peçetelerin şöyle arkadaşlar tek kullanılmış ve 3 tane de köşelerde yaprak olarak kullanılmıştı çok hoşuma gitti. Siz de isterseniz bu peçetelerde de kullanabilirsiniz. Veyahut da tülbentlerinizde, mevlüt örtülerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi gelinceğimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Bu kırmızıyı geçmeden önce bu kırmızıyı arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle esneterek bununla yaptım. Öbürünü de sunni ipek dediğimiz arkadaşlar bu mor iple yaptım daha minik düşerse diye suni iplikle denedim ama gördüğünüz gibi arkadaşlar boyut olarak hiçbir farkı yok ikisi de aynı boyutta sündürdüğünüz zaman bu şekilde böyle genelde arkadaşlar minik ipleri de eskinin hani bobin dediğimiz masraları vardı onunla da yapabilirsiniz bu gerçek ipek olanlarla da yapabilirsiniz ne temin edebilirsiniz arkadaşlar oturduğunuz semtte tuhaf ne bulabilirseniz onunla yapabilirsiniz. Evet. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk ortadaki sarı yuva yapmak için 8 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlk bakın arkadaşlar. Yeri fazla sıkmadım. Şimdi elimle ipi çekerek biraz sıktırdım fazla da sıktırmadım. Şimdi arkadaşlar ilk zincirden girip ikisini birden bu şekilde sık iğne yaptım. Bakın burada bir küçük yuva oluşturdum. Şimdi buraya 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Halkamı oluşturduktan sonra 4 zincirimi çekip bir defa doluyorum. Buradaki halkamın içine yaptığım halkanın içine girip 1, 2, 2. Bu şekilde trabzan yaptım. Buraya arkadaşlar bu şekilde tam 8 tane trabzan yapacağız. Araya bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Bu yaptığım halkanın içine girip 1 2 2 olarak alıyorum. 3 oldu. Araya bir zincir tekrar bir defa dolayıp 3 seferde aldığım bir trabzan. 4 oldu. Bir zincir yuvaya gir. 1, 2, 2, 5 oldu. Bir zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girip 1, 2, 2, 3 seferde aldım. 6 oldu. Bir zincir. Bu şekilde 8 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Arasına bir zincir çekiyorum. Ve 8. trabzanımı da bu şekilde yaptım. Şimdi bu şekilde arkadaşlar yuvayı tamamladık. Bunu ilk yaptığım arkadaşlar trabzanımı sabitleyeceğim ama zincir çekmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar zincir çekince arası baya bir açılma oluyor. Bakın direkt buradaki üçüncü zincirimin içine pardon evet trabzan için üç dört zincir çekmiştim. Buradaki 3 zincirimin içine arkadaşlar bu şekilde giriyorum. Bakın sahte sık iğne ile çıkıyorum. Bir tane de zincir çektim dibine ve ipimi koparıyorum. İpimi kopardım arkadaşlar bu şekilde bir yuvamız oldu. Şimdi siyah kısmının yapımına geçelim. Şimdi arkadaşlar burada bakın sık iğne ile geçtim. Hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçtiğim arıya bu şekilde Şöyle arkadaşlar işinize yarayan her ayrıntısını size göstererek anlatmayı istediğim bir çiçek arkadaşlar. Sık ile bu şekilde buraya girdim ve bir iki zincirimi çektim bir defa doladım. Aynı arkadaşlar bakın hiç sık iğne eğer e, zaten birleştirirken ayrık oluyor bir de zincir çekeydim çok ayrık olurdu. Bu püf noktaya dikkat edin arkadaşlar. Güzel bir yuvanız olması için son kapattığınızda zincir çekmeden direkt sık iğne ile kapatın. 2 2 olarak aldım. Bir yuvanın içinde iki tane burada trabzanım var. Şimdi arasına bir zincirimi çektim arkadaşlar. Bir defa doladım. Hemen yandaki bu bir zincirle geçiş yaptım yere girip 1 2 pardon 2 2 alacağız arkadaşlar fazla uzun olmaması için 2 2 bu şekilde bir zincirimi çektim bir defa doladım yine aynı yuvaya her yuvaya iki defa arkadaşlar trabzan yapıyorum arasına bir zincirimi çekerek bir zincirimi çektim bir defa doladım yapımı çok kolay hem de arkadaşlar çok zevkli bir de böyle güzel bir çiçek çıkınca İnsan daha bir zevklenerek yapıyor. Araya bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2 2 Bir zincirimi çektim. Bir defa doladım. 2 2 Bir zincir aynı yere iki defa bu şekilde trabzan yaparak devam ediyorum. Bir zincir hemen arkadaşlar şöyle 2 2 bir zincir aynı trabzan arasına 2 2 şimdi arkadaşlar bir zincir bir defa doluyorum sıradaki bakın şu şekilde daha net görürsünüz 2 2 olarak girdim bir zincir 2 2 bir zincir bir defa doluyorum aynı trabzan arasına sıradaki trabzan arasına bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Bir zincir aynı yere iki defa girip bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum ve sonra bir tane kaldı bunu da yapalım 2 2 araya bir zincir bu şekilde 2 2 şimdi arkadaşlar bir zincirimi çekip burada ilk yaptığım bakın trabzanımın içine kapatıp bir tane de zincir çekiyorum. Bu şekilde bir yuvamız elde ettik. Tohum kısmını hallettik. Şimdi arkadaşlar yaprak kısmından başlayalım. Evet bu kadar. Evet arkadaşlar bu ipi kopardığım bu yuvadan bu şekilde sık iğne ile giriyorum. İpimi buraya sabitledim. 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi hemen bir zincirle çektiğim bu siyah yuvaların arasından girip bu şekilde yuva yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki yuvaya kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde arkadaşlar 3 zincir çekerek buraya 7 tane yuva yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki trabzan aralığından girerek bu şekilde 3 zincirimi kapatıp dördüncü yuvamı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 5, 6. Görününce bu nasıl oldu arkadaşlar çok zor bunu ben yapamam demeyin. Gerçekten videomu dinlediğinizde anlayacaksınız ki yapımı çok kolay. İnşallah tane tane her bölümü her ayrıntısını da anlatabiliyorumdur. Bu şekilde buraya 7 tane arkadaşlar e, yuva yaptım. 3 zincirden oluşan 7 tane yuvamı yaptım. Dönerken 4 zincirle dönüyorum. Şöyle ters tarafından yine aynı şekilde arkadaşlar. Sadece köşede dönerken 4 zincir. Diğerlerinde 3 zincir çekiyorum. Kapatıyorum bu şekilde. 1 2 3 zincir kapattım arkadaşlar. 1 2 3 zincir 4 oldu. 1 2 3 zincir 5 oldu. 6 1 2 3 zincir ve 7 oldu. Bu şekilde arkadaşlar. 7'ye tamamladım. kat aldım. Şu şekilde 7'yi tamamladım. Yine dönerken 1 2 3 4 zincir. Döndüm düz yüzüne. Şimdi arkadaşlar bu sırayı tam 7 defa yapacağım. Burada 2 tane yaptım. Gidip gelerek 7'yi tamamlayacağım arkadaşlar. Şu boyut yaprağımın boyutu 7. Bunu ben tamamlayayım. Hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7 defa gidip geldim 7'ye tamamladım yani 7 sıraya tamamladım şimdi aşağı iniş şeklini göstereceğim arkadaşlar 3 zincirimi çekiyorum yine aynı şekilde sıkı sıkı arkadaşlar burada da aynı şekilde 3 zincirle çektim bakın arkadaşlar şu düz gidiş şekli bu da dönüş zincirimiz şu aralara da girmeyi unutmayın bakın bunlar biraz içeride düz gidişlerin yuvası içeride. Dönüşlerinki yuvası biraz daha belirgin içine girmemiz için daha yakın. Bu şekilde 3 zincirimi çekiyorum. Hem bu dönüşleri giriyorum arkadaşlar bu şekilde. Hem de 1, 2, 3. İçeride kalan şu kısmı bakın buna göre bir tık içeride arkadaşlar. Oralara da girmeyi unutmayın. Hani dedik ya tüm püf noktalarıyla göstereceğim inşallah. Bakın inerken Oraları atlayıp buraya geçmeyin. Bu ara kısmı işte kalan kısma da girin. Yine 3 zincir. 3 zincirimi. Dönüş kısmına girmesi zaten kolay arkadaşlar. Kolay bir şekilde girersiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken bu düz yapış kısmındaki yuvayı unutmamak. Evet bu şekilde üçer zincir çekerek gördüğünüz gibi son yuvaya kadar geldim. Şimdi arkadaşlar bir 2, iki, 3. İkinci yaprağın yapımına geçiyorum. 3 zincirimi çektim. Bu birinci yuvam. 1, 2, 3. Sıradaki trabzan arasına giriyorum. İkinci yuvam. Üçüncü yuvam. 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar, dört tane bu şekilde yuva yaptık. Sadece ilk başlarken 7 yuva yapıyoruz. Diğer yuvalar arkadaşlar farklı yapacağız. Şimdi dört tane bu şekilde yuvalarımızı hazırladık. Yine 4 zincirle dönüyorum arkadaşlar. Şöyle ters tarafına çevirdim. İlk yuvamdan girip buraya yuva yapıyorum. 3 zincir sıradaki arkadaşlar. 3 zincir sıradaki yuvaya girip 1, 2, 3 zincir. 4 yuvanın üzerine arkadaşlar 4 tane yuva yaptım. Şimdi geriye kalan 3 tane yuvayı da buraya yapıp yine ikinci sıramın adedini 7'ye çıkaracağım. Nasıl e, burada 7 burada da 7 olacak. Eşit yapraklar eşit büyüklükte yapraklar yapacağız. 3 zincirimi çektim. Bakın arkadaşlar sık iğne ile kapattığım yerden tığımı geçiriyorum. Buraya çektiğim 3 zinciri kapatıp bir yuva yapıyorum. 5 oldu. Yine 3 zincir sıradaki bu sık iğne ile kapattığım yerden ben de 3. yuvamı buraya kapatıyorum. Yani yaprağımın arkasına arkadaşlar 3 tane yuva oluşturacağım. 1 2 3 bu yuvalarımı 7'ye çıkarıyorum. Sonuncu yuvayı da yaptım. Bakın arkadaşlar bu şekilde oluştu. Arkada 3 tane, 4 tane de yaprağımın yanında 7 tane yuvan var. Şimdi 4 zincirle dönüyorum. Döndüm arkadaşlar 4 zincirle. Hemen ilk yaptığım yuvanın içine girip ikinci sırama başladım. 3. hatta arkadaşlar çünkü daha önce bu yaprak için hazırladığım sıra vardı. Bir de ben yaptım iki. Bu 3. sıramız. 1 2 3 zincir. Hemen bu şekilde ikinci yuvamı yaptım. 3 zincir, sıradaki 3 zincirli yuvaya girip bu şekilde devam ediyoruz yaprağımızın yapımına. 3 zincir. Dediğim gibi arkadaşlar çok kolay. Bir kere videoyu izlediğinizde hemen olayı kapacaksınız. Çok da ayrıntılı atlamadan göstermeye çalışıyorum ki rahat bir şekilde anlamanız için arkadaşlar ve sıradaki yuvaya geçip sıramı tamamladım. Şimdi aynı şekilde yine arkadaşlar burayı 7'ye tamamlayacağım. Yine ben bu yaprağımı 7'ye tamamlayıp geleyim arkadaşlar. İlkinde nasıl burayı 7'ye tamamladım. İkinciyi de 3'er zincir çekerek 7'ye tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ikinci yaprağımı da bu şekilde tamamladım. Demin olduğu gibi aynı şekilde arkadaşlar. Üçer zincirle aşağı iniyorum. Bakın bu girişteki yerden indim. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki arkadaşlar bu şekilde tığ battıma batarak iniyorum. 3 zincir. Demin ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım arkadaşlar. Nasıl nerelere gireceğimizi. Bu şekilde 3 zincirimi çekerek iniyorum. Aynı şeyleri tekrar tekrar söyleyip sizi sıkmak istemedim. Bu şekilde arkadaşlar tüm yuvalardan girerek aşağıya indim. Ve aynı şekilde ikinci yaprağımızı da tamamladık. Yine arkadaşlar 1 2 3 zincir çekip 4 tane buraya 3 zincirden yuva yapacağım. Aynı ikinci de olduğu gibi. İkinci ile üçüncü'nün yapılışı aynı sıkı sıkı 3 zincir çekiyorum ve 3 zincirden buraya ilk önce 4 tane yuva yapıyorum 3 zincir sıradakine kapattım 3 zincir sıradakine kapattım bakın arkadaşlar burada bir tane kalacak eğer burada bir tane kalmıyorsa 3 tane falan kalıyorsa şu sarı yuvayı trabzanı 9 yapmışsınızdır veya fazla yapmışsınızdır bu sarı yuvayı kontrol etmenizi eririm Eğer bir tane kalmıyorsa burada bir tane ortada yuva kalacak 1 2 3 4 bu bir yuvada dördüncü yaprağımız için şimdi döndüm arkadaşlar ve bu dört zincirimi ilk yuvama kapattım ikinci sırama başladım 3 zincir kapatıyorum 1 2 3 zincir kapattım 3 zincir 4. yuvamı da yaptım. Şimdi arkadaşlar demin olduğu gibi 3 yuvayı da arka tarafı yapıyorum. 3 zincir bakın arkadaşlar buradaki kapattığım yerden sık iğne ile kapatıp buraya yuvamı yaptım. Bu 1. Yine 3 zincir sıradaki yuvanın bu şekilde içinden tığımı geçirerek sabitledim 3 zincirimi 1 2 3 zincir hemen arkadaşlar sonuncu ve üçüncü yuvamı yani toplamda yedinci yuvamı sabitledim bakın arkadaşlar üçüncü yuvamı da bu şekilde yaprağımı da bu şekilde temelini attık 4 zincir çekiyorum döndüm bu ilk yuvadan girdim Üçüncü sıramı başlıyorum. Üç zincir. Sıradaki yuvaya sık iğne ile kapattım. İki, üç zincir. Sıradaki yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. Üç zincir. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Üçüncü sıramızı yapıyoruz. Diğerlerinde olduğu gibi bunu da tam yedi sıra yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Sonuncu yuvamı da sık iğne ile yapıp 3. sıramı tamamladım. 4 zincirle dönüyorum arkadaşlar Dördüncü sırama. Demin de söylediğim gibi arkadaşlar diğer yapraklarda bu sırayı 7'ye çıkarıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar 3. yaprağımız da bu şekilde indim aşağı. Daha önce iniş şeklini göstermiştim. İçeri zincirle iniyoruz. Bir, 2, 3 zincir. Orada bir tane kalmış demiştim arkadaşlar. Hemen buradaki direkt kırmızıya geçiyorum. Bir tane yuva yaparak başlıyorum. Şimdi arkadaşlar üç tane bu yaprağımızın üç tane de bu yaprağımızın arkasına yaparak yine yuvamızı 7'ye tamamlayacağız. Sonuncu yaprağımızın bu şekilde arkadaşlar arkada böyle katlı görünmesi için bu şekilde yapıyoruz. Bu birinci arkadaşlar. Şöyle bakın arkasından giriyorum. Bu ikinci. 1 2 3 zincir. Buraya 4 tane tamamlayacağız. 2 oldu. 3 kapattım 3 zincirimi. 3 zincir. Bakın arkadaşlar buradaki umarım gözüküyordur buradaki yerden girip öbür tarafından çıkıp tığıma yuvalarım bu şekilde yapıyorum. Evet. 1 2 3 4. 4 oldu. 4 zincirle dönelim şu şekilde arkadaşlar. 2. sıraya başlıyoruz. 1 2 3 zincir sıradaki yuvama kapatıp yuva yapıyorum. 3 zincir arkadaşlar şu şekilde sık iğne ile aynı öbürkilerle hiçbir farkı yok arkadaşlar sadece bunun yuvalarını arkadaşlar yaprakların arkasına yapıyoruz şimdi 4 oldu 3 zincir çekiyorum buradaki yuvanın arasından girip hemen 5. bu şekilde buraya yapıyorum 1 2 3 zincir 6 altıncıyı da bu şekilde 1 2 3 zincir 7. de bu şekilde arkadaşlar buraya yapıyorum 4 zincirle bakın arkadaşlar 7'ye tamamladım yuvamı 2 3 4 zincir şöyle döndüm ilk yuvanın içine girerek 3. sırama başlıyorum. 3 zincir sıradaki yuvaya 2 oldu. 3 zincir sıradaki yuvaya 3 oldu. 3 zincir 4 1 2 3 zincir 5 Şöyle arkadakilerde iki tane daha var. 6 1, 2, 3 zincir, 7. Arkadaşlar bakın şu şekilde oldu. Yaprağımın arkasında kaldı. Şimdi yine bunu 7'ye tamamlayalım arkadaşlar. 1, 2, hızlı bir şekilde yapıyorum. 4 zincir, köşeler 4 zincir, içerideki sayılar 3 zincir. 3 zincir, kapattım arkadaşlar. 3 zincir, 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir Evet. Şimdi 1 2 3 4 zincir döndüm arkadaşlar bu şekilde. Yaprağımızı çoğaltıyoruz. 1 2 3 zincir. Kapattım. 3 zincir. 3 zincir kapattım. 1 2 3 zincir 3 zincir bu şekilde. Arkadaşlar sıramız 5 oldu. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 5 oldu arkadaşlar. 2 sıra daha yapalım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir 4 zincirle dönüyorum hızlı yapıyorum arkadaşlar beraber yaptık normalde kendim yapıyordum 3 zincir kapattım. Zincirleri sıkı çekersek daha güzel duruyor arkadaşlar. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 7. ve sonuncu sıramızı yapıyoruz. 3 zincir. Bitirdik. Yine aynı şekilde bakın arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Arkasında. Ve burayı aşağı iniyorum. 3 zincirimi çektim. Bakın. Araya girmiş, yere kapattım. 1 2 3 zincir. Kapattım. 3 zincir. Aşağı bu şekilde üçer zincir çekerek iniyorum. 1 2 3 zincir. Sonuncu sıraya da indim. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oldu gördüğünüz gibi çok da hoş ve zarif oldu şöyle kolalamanıza da gerek yok bu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar dün çektiğimiz bu gelincik modelimizi bu şekilde arkadaşlar monte ettik tülbentimize ara suyunu da bu şekilde küçük bademlerin üzerine arkadaşlar bu şekilde aynı iğne oyasında olduğu gibi aslında uygun olsun diye bu şekilde yaptım arkadaşlar bademlerin üzerine üçer kirpik koyarak yaptım bir de arkadaşlar sizlere de şöyle fikir amaçlı olsun diye bu şekilde de bir boru yaptım arkadaşlar Boru çok kolay. Sarıların her bir arasına ikişer zincir, ikinci sırada birer zincir, sonunda da hiç zincir çekmeden sık iğne ile bu şekilde minik bir boru yaptım. Eğer bu hoşunuza gitmezse bu şekilde arkadaşlar 3 tığ battıktan sonra bunu da buraya bu şekilde monte edebilirsiniz. Fikir amaçlı olsun diye arkadaşlar bunu da göstermek istedim. Bu şekilde boru da yapabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar modelimizin yapımına, çiçeğimizin monte işlemine geçelim. Ara suyu olarak 3 tane bu bademlerden veriyorum arkadaşlar. 2 tanesini yaptım. Şimdi üçüncüsünü de sizle beraber yapalım. 1 2 zincir. Buraya bir tane yuva yaptım. Tığ battı yaptım. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya girip 1 2 2 alarak trabzandan buraya bademim için yuva oluşturdum. 7 zincir hemen trabzanıma girip kapattım ilk kirpiğimi. Bu birinci kirpiğim. Yine 7 zincir. İkinci kirpiğim. 7 zincir. Bu da üçüncü kirpiğim. Bu şekilde arkadaşlar. 3 seferde aldığım bu trabzanın içine 7 zincirden 3 tane kirpik yaparak bademimize başlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip şöyle ters tarafına çevirdim. İlk kirpiğimin içine girip sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. İlk yuvam. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirden 2 tane yuva yaptım. 2 zincirle döndüm arkadaşlar. Hemen ilk yuvamı sık iğne ile kapattım. Burada kesim işlemini gerçekleştirdik. 4 zincir çekip hemen bu yuvamın içini arkadaşlar kapatıyorum. Tek yuvaya düştü. Tek yuvaya düştü arkadaşlar. 4 zincir çekmemin sebebi de buraya 3 tane kirpik yapacağız. 3 değil. O yüzden 4 zincir çektim. Burada 4 zincirle dönüş yaptığım arkadaşlar yere de sık iğne ile giriyorum. Sabitliyorum. Bademim hazır. Bademimi tamamladım. Şimdi 10 tane zincir çekip şu köprüyü yapıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 2 tane arkadaşlar bu şekilde tığ battıya atladım. 3. tığ battıya girip sabitledim. Evet, bademimizin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok daha yapılışı da kolay bir ara İğneden tığa orijinali gibi olsun istedim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ikişer zincir çekerek arkadaşlar bu 5 tane tığ battı arası mesafesini vereceğiz. 2 zincir tığ battıma girip kapattım. 1, 2, 2 zincir 3 2 zincir 4 2 zincir 5 bu şekilde arkadaşlar 5 tane tığ battı ara mesafesini verdim hiç zincirimi çekmiyorum gelincik çiçeğimi aldım arkadaşlar buradan bakın siyahtan bir tanesinden ilk olduğu için girdim sık iğne ile buraya sabitledim Hemen hiç zincir çekmeden tığ battımın dibine sabitliyorum. Çünkü sallanmasını istemiyorum arkadaşlar. Sadece bu sarıya geçerken bir tane de sarıya geçerken arkadaşlar sabitledim. Yine hiç zincir çekmiyorum. Bunu hemen yandaki tığ battımın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar araya bir zincir çektim çekmeyebilirsiniz de daha sık olsun istiyorsanız. Şimdi bu burada 8 tane sarı trabzanla başlamıştık. Bir tanesini ben tutturdum. 1 2 3 atlayıp dördüncüye tam ortadaki sarıdan aradan trabzanın bacağından arasından girdim arkadaşlar. Sık iğne ile bu yeşil ipimi buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Hemen bakın bu sarıyı tutturduğum trabzanıma da giriyorum siyahtan da bu şekilde bir de oraya sabitliyorum şimdi arkadaşlar hemen yanındaki tığ battıma da girip bu şekilde tutturuyorum çok gayet kolay arkadaşlar bir siyah bir sarı bacak arada üçer tane kalıyor bakın üç de burada sarı trabzan kaldı şimdi buraya da düzelteceğiz şimdi arkadaşlar görmeniz için şöyle yine 5 tane tığ battı şu arayı bu sağda verdiğimiz 5 tığ battı arasını solda da veriyoruz arkadaşlar 1 2 iki zincir 2. tığ battım 2 zincir 2 zincir evet tığ battı mesafesini bu şekilde verdik 5 tane tığ battı mesafesini verdik arkadaşlar. Şimdi bu üç tane ilk yaptığımız bademden yapacağız. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. Bu şekilde bir trabzan yaptım. 7 zincir çekiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yapımı kolay. İsterseniz buraya aynı şekilde 3 tığ battı bırakıp bu şekilde bunu sık iğne ile iki 3 defa bu dip kısmından girerek bu şekilde de monte edebilirsiniz. Zevk size ait. Örnek biraz ağır. Monte işleminin size daha kolay gelmesi için bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Çünkü hep Instagram'da yazılıyor modelleriniz ağır, modelleriniz ağır diye arkadaşlar. Aslında fazla ağır değil orta derece karışık çekiyorum sizler için 7 tane zincirden 3 tane buraya arkadaşlar bu şekilde kirpik yaptım bakın kirpiğimizin sayısı 3 oldu 4 zincirle şöyle geri dönüyorum ilk kirpiğimi arkadaşlar bu şekilde bu 4 zincirimi sabitliyorum 1 2 3 zincir kapattım 1 2 3 zincir kapattım. 2 zincirle döndüm düz yüz. Hemen ilk yuvaya sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde bademimiz bitti. Buraya da arkadaşlar girelim ki şöyle muntazam güzel bir görüntümüz olsun. 10 zincir. 7 8 9 ve 10. Hemen arkadaşlar buradan iki tığ battı sayıp üçüncü tığ battıya kapatıyorum. 1 2 zincir hemen yanına da bu şekilde bir tane arkadaşlar tığ battı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bir defa dolayıp üç deferde aldığım bir trabzan yapıyorum. Aynı burada yaptığım işlemi arkadaşlar. Üç tane bu arada yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şu. 3 kirpiğin şuralarındaki kirpiklerin nasıl yapıldığına geçelim. Oyamız da bu şekilde arkadaşlar. Şey, çiçeğimiz de bu şekilde monte oldu gördüğünüz gibi. Kirpiğin yapımına da geçelim. Sarı renkte sıra arkadaşlar. Sırayla kırmızı, siyah ve sarı olarak ayarladım. Bu şekilde şimdi sarısını yapalım. Bu 3 zincirli yuvadan girdim. Sık iğne ile ipi buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi çekiyorum. Buradaki sık iğnemin içine arkadaşlar. Bu şekilde sabitliyorum. İlkinde biraz fazla sıkmışım arkadaşlar. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen yine aynı şekilde. Bakın bu sık iğnelerin içine batınca Kirpiklerimiz daha gösterişli oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine aynı şekilde sık iğnenin içine bu 5 zincirimi kapatıyorum. Kirpiğimi tamamlıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Bir tane de zincirimi çekiyorum. İpimi koparıyorum arkadaşlar. Evet aynı şekilde diğerini de yapalım. Hemen yakıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane de kırmızı yapalım. Bu şekilde 4 zincirle yaptığımız yuvamızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Fazla sıktırmadım farkındaysanız. Üzerine 5 tane zincir çektim. Hemen bu sık iğnenin arasına bu 5 zincirimi kapattım kirpik olarak. Sıradaki yuvanın içine girdim sık iğne ile. 5 zincir yine aynı şekilde sık iğnenin üzerine kapattım yuvanın içine sık iğne ile giriyorum üzerine 5 zincir hemen sabitledim yuvaya girip bu şekilde bir sık iğne yaptım bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum Şimdi ipimi yakıp dönüyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde dün gösterdim bilmiyorum arkadaşlar. Yapar yapmaz bıraktım şu şekilde. Şöyle ortasına bastırdığınız takdirde yaprakların katları böyle yukarı doğru kıvrılacak arkadaşlar. Eğer yapmak isteyenler buralarına hani yapraklara bu saç spreylerinden sıkıp böyle sertlikle yapabilirler. 3 zinciri sıkı sıkı çektiğimiz takdirde yapraklar gayet sert oluyor arkadaşlar. Aralarına da bu şekilde üçer bademlerden koyup ara suyunu. İnan arkadaşlar bu zor bir model olsa çekmezdim. Hani yapımı zor diye. Yapımı gayet kolay. Ben kolay diyorsam hani zordan kaçan insan olarak. İnan kolay bir model seçtim sizler için arkadaşlar bu şekilde. Hem kolay hem de görünüşü güzel. Bazen böyle ağır modellerinde arkadaşlar çeyizlerimizde veya da şu zor günlerde de moral olarak takınıp şöyle kendimizi iyi hissetmemiz lazım diye düşünüyorum. Siz katılıyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar benim fikrim naçizane. Modelimiz bu şekilde. Evet yapacak arkadaşlarımıza da kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.